Samimi Analiz'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugünkü konuğumuz çok önemli bir sanatçı. Berna Tan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Koştur koştur. Projeler devam. Hepsini detaylı konuşacağız. Ama ben ilk başta yolculuğumuzu birazcık anlatalım istiyorum. Merak ettiğim bir şey, hep hayaliniz miydi şarkı söylemek? Tabii çocukluktan gelen bir şey zaten. Sonradan sanatçı olunmuyor. Yaklaşık bir 4 yaşından beri şarkı söylüyorum. Ve ilk deneyimimi okulda ilkokul öğretmenimden beraber Fırat şarkısına birinci olarak katıldım. Odur budur devam ettik. Böyle bugünlere geldik. Peki dönüm noktası sayabileceğiniz şey, aslında Popstar Alaturka yarışması da tabii sizin için oldukça önemli bir dönemeç olsa gerek. Sizin hayatınızda dönüm noktası dediğiniz şeyler neler? Dönüm noktası zaten Popstar Alaturka. Yani benim hayatımı değiştiren, normalde ben tasarımcıydım. Ayakkabı çanta tasarımı yapan bir insandım. Popstar Alaturka'ya katıldıktan sonra hayatım değişti. Çünkü zaten hayatımda hep müzik olduğu için hep bir yanımda vardı, ama profesyonel olarak Popstar Alaturka'da hayatımın dönüm noktası ve güzel bir değnekle gelen bir şey oldu bana. Sonrasında da Kına şarkısıyla epey bir çıkış yakaladınız aslında. Ses evet. Getirdi. Evet, Kına şarkısı aslında çok tesadüfen olan bir şeydi. Hani bir kına yapacağım, bir kına şarkım olsun diye falan böyle bir çabam hiçbir zaman olmadı. Hep arabeskten gönlüm yanaydı. Ve arabesk şarkısı almıştım Sezen Aksu'dan. Onu yaparken şarkının bestecisi şarkıyı mırıldanırken, aa dedim, çok güzel bir şarkıymış, onu bana sen bir söyle dedim, bakayım nasıl olacak. Böyle devam etti. Zaten biliyorsunuz ki, herkes de biliyordur, sevenlerimiz de. Şarkı bir yıl sonra patladı. Hemen de patlamadı. Yani daha önce okunmuş ve benim de hiç aklıma hayalime gelmeyecek şekilde patladı. Ve beni aşırı derecede şaşırttı. Çünkü hani benim için bir hobiydi albüm veya maxi single yapmak. Bir hobiydi. Hobimi gerçekleştirirken çok farklı bir yola girdim. Aslında dönüm noktası diyebiliriz Kına şarkısı. Hani Popstar Alaturka da öyle, ama Kına şarkısı aslında benim dönüm noktam diyebilirim. Peki şu anda müzik piyasasında da biliyorsunuz, aslında sinemada da geçerli. Bu pandeminin etkisi oldu, dijitalleşme var artık. Başka bir yere evriliyor sanki. Sektörün durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi sektörümüz gerçekten çok iç açıcı değil. Çünkü eski şarkılar kalmadı. Şarkıları hemen tüketiyoruz. Ya kendi adıma bile söylüyorum. Beğendiğim şarkıyı 3 gün dinledikten sonra bir daha açmıyorum. Ama şöyle bir şey var. Eskiye daha çok böyle dönüyoruz. Bu hepimizde var herhalde. Gerçekten sanat hayatı artık eskisi gibi değil. Zaten sanat hayatıyla da geçinmediğim için, dediğim gibi benim bir hobim sanat hayatı. Gerçekten sanat hayatıyla hayatını idam eden insanlar çok zor durumda. Bu zaten herkes tarafından görülüyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Artık 10-15 parçanın yer aldığı albümleri çok 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 nadir görür olduk. Bu da sanırım çabuk tüketmenin, sizin de değindiğiniz gibi, bir sonucu oldu. Çünkü eskisi gibi gerçekten güzel şarkılar yok. Mesela ben bugün hala 90'lardan dinleyebiliyorsam o şarkılar bende yer edinmiş. Evet. Diye düşünüyorum. Çok başka. Çünkü 90'ların yerinde. Tabii. Eski 80'ler de öyle. 70'lerin de dinliyorum ki o dönemin yaşıtı olmadığım halde. Ama eskiyi daha çok seviyorum. Şu anda dediğim gibi bir şarkıyı dinliyorsak 3 gün sonra onun hevesi bizde geçiyor. Ama Kına şarkısı için söyleyemeyeceğim. Tabii. 6. seneye girdik çünkü. Gerçekten furyayı ben başlattım. Kına furyasını ben başlattım. Ve gerçekten çok güzel devam ediyor. Herhalde bir 10 sene falan daha Kına şarkısını herkes dinler diye düşünüyorum. Peki sektörde sizin de gerçekten başarılarını takdir ettiğiniz, sık sık dinlediğiniz isimler var mı? Tabii ki de. Müslüm Gürses ve ben onunla ilk konserimi Müslüm Baba'yla yaptım Hatay'da. 10.000 kişilik bir konser. 19 yaşındaydım. Müslüm Gürses ve Nuray Hafiftaş örnek aldığım isimlerden ikisi. Gerçekten sanatını sanat diye icra edenlerden.
ve onları kendime çok örnek alıyorum. Çift sevenlerim de bilir, barsaza çıkmam, çok yere öyle çıkmam, yani nezih düğünler veya işte kadınlar matinası, halk konserleri veya yardım etmem gerekiyorsa engellilere, çocuklarımıza, yetimlerimize böyle bir şey gerekiyorsa bu şeylerde, platformlarda daha çok kendimi görüyorum ve daha çok kendimi o platformlara atıyorum. Peki gençlere, yani bu yola girmek isteyen, yeteneği olduğuna inanan gençlere tavsiyeleriniz neler? Başarıyı geçen şey ne? Şu an kesinlikle girmesinler diyorum. Çünkü hem maddi açısından, şimdi her şeyimi kendim karşıladığım için, hem maddi açısından çok zor bir süreç, hem de bu sektörde ne arkadaşın ne dostun yok. Yani hiç kimse sana el atmaz. Yani hani mesela bazen bana da şey yapıyorlar, Berna abla işte ne olursun sanatçı olmak istiyorum. Ya açıklıyorum, diyorum ki gerçekten çok zor. Yani ben çok şey çektim, çok zorluklar çektim, çok mücadele ettim tek başıma. Bir kadın olarak zor. Tabii ki de bir kadın olarak bile özellikle çok zor. O yüzden ben çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Hele ki şu anda hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü sadece aslında yeteneğin başlı başına yeterli olmadığını vurguluyorsunuz. Kesinlikle. Yani kendi işlerini okuyup da veya kendi ticaretlerini kendileri yaparlarsa bence çok daha güzel olur. Ben eğer bu sektörde kalmış olsaydım ben geçinemezdim herhalde. Ne çocuğuma ne kendime bakamazdım. Yani benim kendi mesleğim, kendi işim olmasaydı açık ve net, ben bu sektörde şu anda geçinemezdim. Pandemiden sonra zaten bitti. Yani kimse düğün yapamıyor, herkes nikahla evleniyor. Bizim de işimiz gücümüz nikah, düğün, kadınlar matinası. Yani şu an gerçekten geçinmek de özellikle çok zor. Özellikle son bir yılda, ki aslında müzik yasağının da devam ediyor oluşu da belki masaya yatırılması gereken farklı bir konu. Pandemi tedbirleriyle geldi biliyorsunuz ama halen daha da kalkmış değil. Değil. Bu da sektöre, hem sanatçılara hem de işin perde arkasında çalışanlara epey bir zorluk çıkarıyor. Tabii ticari anlamda da, yani bu zorluklar devam ettiği için halk sanatçı da dinlemeye gidemiyor aslında. Yani artık o kadar zorluklar oldu ki sanat hayatında. Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim. Peki yani yeni projeler şey kapıda diyebiliyorum. Evet, iki tane güzel projem var. Ve 10 yıldan sonra ilk defa bir albüm çıkaracağım. Hani dedik ya, albüm gerçekten çok zor. Ama insanlar da artık albüm tek şarkı. Çünkü bir ay sonra bir daha şarkı istiyorlar. Hani Kına'da daha güzel çalalım, şöyle olsun diye falan. Şimdi bizde bir tane albüm, bir hafta sonra da 4 şarkılık bir mashup yapıyorum. O da bitmek üzere. İnşallah bakalım dinleyicilerimizin karşısına sunacağım. Albüm ne zaman çıkıyor? Albümü de başladık Nisan gibi düşünüyoruz. Yani yazın başlarında gibi. Ya da doğum günüm 30 Mart'ta, öyle bir şey düşünüyoruz, bakalım. Kendinizi daha önceki röportajlarınızda pop görünümlü arabesk sanatçı olarak tanımlamışsınız. Doğru. Bunun da aslında tam tersi, yine sektörden hani Sıla da pop sanatçısı olarak bilinen ama aslında tarz olarak tam arabesk diyemeyeceğim bir kadın. Biraz açar mısınız bu tanımlamayı? Ya ben şimdi gerçekten arabeskçi bir kadındım aslında. Yani hani hep arabeskle beslenen, sabah kalktığım zaman yatağımdan kalktığımda küçükken hemen arabesk şarkıları, Güllü'nün şarkılarını, Müslüm'ün şarkılarını. Kına şarkısı tutunca her şey farklı yerlere gitti. Yani arabeskçi Berna yerine pop, kına düğünlerini söyleyen bir kadın geldi, bir sanatçı geldi. O yüzden hani içimde gerçekten yer yapan ve en çok istediğim arabesk fantazi, arabeskin ya da endibi, böyle istedim ama inşallah bu benim içimde ukde kalmayacak. Ölmezsem, sağ kalırsam inşallah bunu hayata geçirmeyi düşünüyorum. Bir albüm arabesk Müslüm Baba'dan özellikle çok istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bitirmeden önce eklemek istedikleriniz varsa onu almak istiyorum. Beni burada çok güzel ağırladınız. Samimi Haber'e ve Samimi Magazin'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Herkese çok sevgiler.